Baba adamı görmüyor mu? Tayyip ayak ayak üstüne ötmüş, toplamış Rusya'yı. O Özbekistan'ı adam o kafasına göre ne ağlık yapıyor, anladın mı? Bakma, her şey değişecek. Ne olacak abi, kardeşim? Kurban olayım şimdi, bak ben az önce haber izleyip geldim. Abi dünyanın lideri gibi ya, harbiden öyle ya. Adam Rusya'yı almış bak. Yani dinletiyor lan. Lan kafam çalıştı. Böyle kafam çalıştı. Tamam mı? Telefonu, melefonu geç. Onlar geç. Tam yapmayalım. Onlar geçici. Abi bak. Böyle kafam çalıştı. Abi bak. Az önce haber izledim. Abi böyle böyle şey yapma. Adam o çocuk da beş ver. Onunla uğraşma sen. Abi bak. Dinle dinle sen. Abi adam bak haber izledim. Abi masayı toplamış. Ne güzel. 10 numara bak. Adam ayak ayakasını ötmüş. Hepsine bir bilgi veriyor bak. Adamdan bilgi alıyor, anladın mı? Abi Tayyip, yemin ederim sana bak, evliya gibi adam benim ben gözümde. Şey açık açık da söylüyorum. Yönetecek de başkası da kimse yönetemez abi. Kimse. CHP hiç söylemiyorum sana. Yalancı. Hiç söylemiyorum. Denenmedi diyor vatandaşta kardeşim. Denensin abi, diyor. Denense burada var. Herkes alkol alıyor. Bir alay affedersin. Eskortlar burada. Eskiden öyleydi Ankara. Eskiden şurada, eskiden şurada yanlışlar. Sinirleniyorum. Daha iyi bak. Ya burada biz, vallahi diyorum bak buraları. Ankara'nın eskisi diyorsun da Melik Gökçek yönetiyordu Ankara'nın eskisini. Abi tamam işte bak. Melik Gökçek ne yaptı? Aldı Melik Gökçek. Melik Gökçek zaten sizi sıkıntılı, emin ol. Tayyip sildi Melik Gökçek. Niye? Anladın en son burada neler döndüğünü. Bak şimdi Rüzgarlı Sokağı'na girdin mi? Ben orada kalıyorum bak. Rüzgarlı ben çalışıyorum. Gir bakayım Rüzgarlı Sokağı'na. Çiğnerler seni. Öyle bir hareket yap. Öyle kadındır madındır. Yok artık Allah'ın izniyle. Kalmadı abi. Tayyip yaptı. Tayyip de yapar abi. Başka da kimse bu Türkiye'yi yönetemez. Gelen de gelsin başa bak gören ne olur, neler oluyor. Ne olur? Ne olur? Ne olur mu? Gizli ajanlar var. Tamam mı? Bu her şey gizlidir. Gizli olanları siz bilmiyorsunuz. Bu piyasayı böyle alt üst eden onlar. Ben sana bir saniye. Bu adamı devirmeye kalkıyorlar abi, başka bir şey değil. Devirmezler abi. Allah var onun yanında, Allah. Onu da o adamı devirmeye kalkıyorlar. Adam namazını bakmayın abi şimdi. He bak şunu da söyleyeyim. Tayyip'in yandaşları var. Onlara bir şey diyemem. Onlar abi şimdi ben de Tayyip'in yandaşı olsam, ben de öyle paranın içinde olsam ben de yer içeri gezerim. Yer içeri gezerim abi şimdi, yanlış anlama. Danışanlar nerede? Danışanlar. O kadar para nerede? 128 milyar nerede? Abi para geliyor, para gelecek. Kurbanım oluyor. Kara para. Bütün mafya burada. Bütün mafya burada. Mafya evet. Mı kaldı? Bir en büyük mafya Tayyip Bağım işte. Sedat Peker gitti. Alaaddin Çakıcı zaten. Bir dakika bak. Hem mafya diyorsun, hep evliya diyorsun sen de. Abi hayır. Tamam mafya. Abi Tayyip'ten, hadi bakalım Tayyip'ten habersiz bir şey yapsana. Niye? Yapamazsın. Yapamazsın abi. Abi daha iyi. Sıkı yönetimi iyi abi. Polis olacak her tarafta. Tamam. Benim polisim olacak her tarafta. Mecbur olacak da şimdi sen kendinden emin misin? Çoban mı lazım ya? Çoban mı lazım? Ben ne iş yapıyorum biliyor musun? Gel gel. Gel buraya gel. Ben ne iş yapıyorum biliyor musun? Abi ben insanların içinde aç tutukarıda çalışıyorum bu arada. Bak. Bak abi. Herkeste para var. Yemin ederim sana. Parasız insan yok abi. Var tabi. Beş şişete. Ya ne olacak dayı? Adam dileniyor şurada 200 milyon para kazanıyor akşama kadar. Gidiyor yiyor tavuğunu mağunu. Hadi yiyorsunuz yani hoş. Bak hocam bir şey söyleyebilir miyim? Kusura bakma. Türkiye'nin ekonomik yapısı soruyorsan bana tabandan başlayacaksın. Böyle 2-3 lira gezin demesi olmaz. Ben Erdoğan'ı kötülemiyorum. Bak kötülemiyorum. Yani hakaret yapmak istemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Bugün dünkü resminden bahsediyor arkadaşlar. Resmi. Evet, evet. O resim sadece görüntüdür. Özüne bakarsan daha dün İsrail'e bir kelime ne kelimesiydi o? Sonra anlaşma yaptı. Vamyoluk demişti. Sonra ne oldu? Geri bir dakika geri vites yaptırdı. Geri vites. Ve bugün Türkiye'de ekonomisi sıfır. Dibe vurmuş. Senin danıştığın insanlar seni sömürüyor. Bizi sömürüyor. Kat trilyonlar oynuyor, kat trilyonlar. Danıştay istifa ediyor ama hiçbir savcı dava açmıyor. Sedat Peker orada açıklama yapıyor. Mehmet Ağar eski vali veya ne bileyim emniyet müdürü değil mi? Evet. Bu adam biz diyor Malina'ya çökeriz diyor, çöktük aldık diyor demiyor mu? Ben demiyorum. Türkiye'nin televizyonu diyor. Ve bu adama dava açılmıyor. Peki hiçbir dava açılmıyorsa, kimse kimseyi sormuyorsa, bizi soran kim? Yok. Evet. Adalet yok, ekonomi de yok adalet diyorsunuz yok. Anladığım ekonomi kadarıyla. Ekonomi dibe vurmuş. Artık Nebati bana diyor gözlerime bak, orada var ışıltı göremiyoruz ki. Ahmet gitti, Mehmet geldi. Nebati'nin FETÖ'yle olan resimlerini kendileri gösterdi. Peki sen FETÖ'yle mücadele ediyorsun. Senin mücadelen her şey sana ne istediğini vermedik diyen kim? Ben değilim, Erdoğan dedi. Ben demedim. Erdoğan dedi ki ne istersen verdik. Ama şimdi ne oluyor? Bütün iş adamlarına, haraç veren iş adamlarına kalıyor. Diğerleri kaçıyor FETÖ'nün yanına.
Peki o zaman ne anlıyorsun buna? Ben ne anlıyorum biliyor musun? Anladığım şu. Avanta veren FETÖ'cülere yol veriyorsun ama mal varlığını bağışlamayanları burada bırakıyorsun. Bugün şu ne bankasıydı o? Bankasya. Bankasya'yı ben kullanırım ki ya. Kullanmasın izini ben de vermiyorum. İzini veren sensin. Bugün İçişleri Bakanı ayıp bir şey. Özdağ var ya Özdağ. Sokakta buluşalım diyorlar ya. Biz mahalle kabadası değil ya. Biz milletvekili istiyoruz. Biz İçişleri Bakanı istiyoruz. Yani bugün bir milletvekili bakan çıkıp da görsel yayına sokağa gel, burada buluşalım. Ya bu nedir ya, bu nasıl bir ayıp bir şeydir ya. Sizler bize örnek olmalısınız. Sizler bize çarmayla örnek oluyorsunuz. Sizler bize sömürmeyle örnek oluyorsunuz. Ha, CHP'yi mi diyorum? Hayır, CHP'yi desteklemiyorum. Ama şunu söylüyorum. Bu benim kendi fikrim. Katılan katılır, katılmayan katılmaz. Ben tamam demokrat bir insanım ama CHP'yi desteklemiyorum. Ama şu anda Erdoğan'ın gitmesi lazım diyorum. Bu benim görüşüm. Kimi destekliyoruz abi peki? Ben demokrat biri olarak. Ben şu anda çok istemesem de CHP'yi destekliyorum. Yine CHP diyorsun. Evet. Mecburiyetten artık. Tabii. Mecbur kaldı. Yoksa Tayyip'ten iyi diye bir şey yok. Olması gerekiyor. Artık onun gitmesi lazım. Konserler iptal. İzmir konseri oldu. İzmir konseri oldu. Herkes ayağa kalktı. Ne olmuş Osmanlı İmparatorluğu'na? Vazetti kaçmadı mı? Kaçtı. Bunu ben de biliyorum. Bebek de biliyor. O da biliyor. Kaçtı kardeşim. Haramiler devri bitti. Şimdi yeni haramiler geldi. Şimdi de ak haramiler. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Devam edin hocam. Ya da siz buyurun abi. Şimdi ben şöyle başlayayım. Tarihini bilmeyen milletler yıkılmaya mahkumdur. Abi diyor ki mesela Osmanlı gitti diyor yani. Abdülhamid'i kim indirdi? En yakın çevresi indirdi. Ondan sonra ne oldu? 6 sene içinde 22 milyon metrekare olan Osmanlı İmparatorluğu, işte Türkiye'yi zor kurtardık ondan sonra. Nasıl kurtardık? İşte Bölgen milleti, Bölgen kafasını karışmaktan kurtardık yani şimdi. Şimdi bu durum nedir? Aynı şekilde Tayyip inecek. Türkiye'de ne olacak ondan sonra? Yani altılı çete mi yönetecek Türkiye'yi? Niye çete abi? Niye? Onlar çete, parti çete değil çete mi? Çete demiyorum, özür dilerim. Çete demiyorum. Çete altılı. Çete demiyorum bak şimdi. Çete dedin ya. Ben, ama sen. Tamam özür dilerim. Çete yanlış çıktı az. Yalnız senin partisi değil mi abi, tamam, çete diyorsun? Ben demiyorum. Altılı deniyordu. Ben çeteyi ağzımdan çıktı. Ben ak haramiler ve yandaşları. Onlara ne demeli? Tamam. 80'lerde bakın, çilek, bakın ben sadece bunu söylüyorum. Adalet sarayları ve dini makamlar, camiler bağımsız olmalı. Şu an biri çıksın desin ki bana adalet sarayları ve camiler AK Parti'ye bağımlı değil de onun dışında vaaz verebiliyorlar mı? Verebiliyorlar mı ya, söyleyin. Ben bugün Cuma'ya gitmiyorum. Neden dolayı peki? Bu sorundan dolayı değil mi? Bir defa orası hak kürsüsü yani, birilerine bağlı kalaraktan bir şeyleri söylemek olmaz. Ben CHP'li değilim. Ben Urfalıyım. Ben CHP'li değilim. Ben bugüne kadar da İmam istediği gibi konuşamayız. Buna teferruat. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti bekası. Burada bu var yani şimdi. Eğer Tayyip gitmiş olsa, yani görüyorsun FETÖ'dün, doğudaki PKK'dın, bilmem dış güçlerdi, şunlar bunlar ülkeyi yıkmaya çalışıyor. Ülke yıkıldıktan sonra kime faydası var? Osmanlı yıkıldı, kime faydası oldu?